Peki bir çocuğun uyku saati hangi saat dilimleri arasındadır hocam? Şimdi tabii ki her yaş çocuğuna göre değişir ama normal standart uyku, yani biz çocuklardan özellikle akşam saat 10.30'dan sonra okul çağındaki ya da oyun çağındaki çocukların bu saatte uyumasını tavsiye ederiz ve sabah da genellikle böyle saat 10'lara kadar değil, saat 8 civarında bunların uyanması en doğru. Yani o aradaki periyodu düzenli bir şekilde, uyku periyoduna alışırsa zaten çocuğun gün boyu zinde, artı uyumazsa zaten gün boyu sinirlilik olacaktır. Çünkü uyumak istiyor, uyuyamıyor. Bu defa gündüz oynamak istiyor, önünde oyun var ama ikisini de tercih yapıyor çocuk. Uyumamayı tercih, oynamak istiyor ama bir süre sonra oyuncağını kırar veya sinirlice yemek yemez. Bunlar hepsi etkiliyor. Yani uykusuz kalkan bir çocuk iştahsızlık bir süre sonra başlar. Artı sinirlilik başlar. Düzen, o beslenme düzeni tamamen bozulur. Ebeveynler bize getirirler. İşte bu çocuk çok sinirli bir şey ama çocuğun uyku düzeni bozuk. Bunlar çok önemli. Eğer siz çocuğun uyku düzenini belli bir düzeyde sürekli o periyotta alışkanlık kazanmazsa bir süre sonra çocuğun birçok şeyini etkiler. Çocuğun bütün psikososyal gelişme etkilediği gibi vücut direnci de azalır. O zaman direnç düşünce ne yapar? İşte direnç arttırıcı ilaçlardan faydalanılır veya işte şuruplardan ya da bu bitkisel şuruplardan faydalanır. Ama gerçekten alttaki sebebi çözersek onlara bile gerek kalmayabilir. Aslında çok basit ama yapılması gereken konulara eğer ki ebeveynler dikkat ederlerse uyku gibi kesinlikle. Çocukları sağlıklı olur diyorsunuz. Siz bana biraz önce yorgunsunuz dediniz. Niye? Çünkü biz iftarla sahur arası çok kısa. Tekrar uyanıyoruz. Tekrar uyku tamamen bölünüyor. Her uyku öncesi belli bir süre uyanık kalıyorsunuz. Ortalama bir yetişkin insanın yani fix hani hiç uyanmadan 5 saat geçirdiği zaman çok rahat. Vücut 4-5 saat yeterli gelebiliyor yetişkin insan. Çocuklar için 8 saat ortalama. Biz onu bölüyoruz. Böldüğümüz zaman gün boyu genel olarak vücudumuzda bir ağrı hissederiz. Sürekli o dinlenmek isteriz. Artı yüzümüzden okunur. Ve bu şey zaman zaman ya uykusuz işte sinirli derler. Bu gerçek çünkü uyku yani yeterli amacına ulaşmamış ve o periyot sağlanmamış. O zaman çocuklarda da aynı şey olur. Ve biz hani ya direncimiz düşüyor, çok zayıfladık. Hayır, tamamen uyku çok önemli. Yani kesinlikle uyku problemi olanın altta bir organik yani bir hastalık lehine. Yani örneğin tiroid bezidir, demir eksikliğidir, D vitamini eksikliği vardır. Yani bunları ortadan kaldırıp onlar bir süre sonra düzene giriyor kesinlikle.